Evet, ülkede Ramazan programından herkese hayırlı akşamlar. Rahmet ayında, sevgi ayında, kardeşlik ayında yeniden sizlerle birlikteyiz. Sultan Gazi'deyiz. Sultan Gazi'de bu akşam önemli bir iftar var. Neden diyeceksiniz? Çünkü şehitler ve yakınları ve gazileri burada şu anda Sultan Gazi'de aynı sofrada buluştular. Bununla birlikte de Filistin'in İslami Direniş Hareketi'nin lideri Halit Meşal şu anda burada Sultan Gazi'de iftar sofrasında bulunuyor. Hemen şöyle yakına doğru bir gidelim diyorum ben. Murat, beni takip et. Evet, şöyle gelelim. Bize de bir müsaade edelim. Bir canlı yayın alabilirsek. Sayın Vekilim, bize aracılık yapabilecek bir büyüğümüz var mı? Şu an canlı yayındayız Ülke TV'de. Evet. Selamun aleyküm. Ben diyeyim. Canlı yayındayız. Şu an canlı yayına girdik. Canlı yayındayız. Hoş geldiniz öncelikle. Hayyakumullah. Ehlen ve sehlen bikum. Ramazan-ı Şerif. Türkiye'deyiz, İstanbul'dayız. Ehne fi Ramazan, fi Türkiye, fi şahr Ramazan. Kullu amin ve entum bi khayr. Ramazan kerim ve mübarek. على تركيا وعلى فلسطين وعلى القدس وعلى الأمة الإسلامية جميعا. رمضان الشريف تركيا فلسطين tüm İslam ümmetine bereketli hayırlı olsun. إن شاء الله الله ينصرنا في هذا الشهر الكريم وتركيا حين تقف مع القدس وفلسطين الله ينصرها. Allah Teala bize bu Ramazan Şerif ayın bereketiyle zafere ulaştıracaktır ve Türkiye Filistin'le durduğu sürece Allah'ın izniyle muzaffer kalacak, muzaffer olacaktır. Biz yine Ramazan ayına Filistin'deki yaşanan olaylarla girdik ve Türk halkı olarak Filistin halkının sonsuza dek yanında olacağız. Neler söyleyecek? Cumhurbaşkanımız da dedi ki Filistin, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Şahr Ramazan ve fi zil dima'i şa'b filistini ve al-i'tida ala şa'b filistini ve nahnu ke şa'b Türkiye ve kıyadet Türkiye rasi Sayyid Reis Cumhuriye Recep Erdoğan قال ان القدس خط احمر وفلسطين هي قضيتنا الاولى فماذا تقولون بهذا الخصوص؟ نعم الاسابيع الماضية شهدت جرحا نازفا بجريمة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والموقف الأمريكي الذي جامل الإسرائيليين على حساب حق أمتنا في القدس. Aslında biz son haftalarda hala kanayan bir yaramız yaşadık, yaralandık. O da Kudüs'e, Amerikan Büyükelçisi'nin Kudüs'e taşınmasıyla birlikte. Ve bu taşıma aslında Amerika'nın İsrail şımararak yaptığı bir eylemdir. وسقطت من أجل ذلك دماء غزيرة في غزة انتصارا للقدس ولكسر الحصار عن غزة وإن شاء الله سننتصر بهذه الدماء. غزة قدس için غزة'deki alınan ambargo için bereketli kanlarımız akmıştır. Ya Allah'ın izniyle bu bereketli kanların bereketiyle zafere ulaşacağız. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet başkanım, siz başka bir kanalda canlı yayında olduğunuz için biz de televizyonculuğun gereği yayına girdik. Hakkınızı helal edin öncelikle. Ama tabii ki çok önemli bir misafiriniz var ve çok da anlamlı. Neler söyleyeceksiniz? Evet, sizin de biraz önce yaptığınız konuşmadan da anlaşıldığı üzere aslında kendini adamış insanlar bunlar. Filistin davasına, Kudüs davasına, bu milletin geleceği için ömrünü vermiş insanlar. Dolayısıyla bugün bu Kudüs temalı alanımızda onu görmek bizim için de mutlulukların en büyüğü. Kendilerini biraz evvel gezdirdik, alanı gezdiler. Halit Meşal çok benzediğini ve hakikaten güzel bir çalışma olduğunu da kendileri de takdir ettiler. Onlar da aslında hayatına bakıldığında bir ömür o ülkeden o ülkeye, Filistin'e dirilişi, o hareketi güçlü kılmak için mücadele veren insanlar. Bugün Türkiye'den, Sultan Gazi'den alacağı güç onun için de çok önemli olsa gerek. Biz de kendilerine destek vermek ve her zaman bir ve beraber olduğumuzu ifade etmek, soframızda bir yudum ekmeği bölüşmek üzere davet ettik, kırmadılar, geldiler. İnşallah Rabbim Filistin halkına kurtuluş nasip eder. 7 milyon diasporadaki Filistinlilerin bir gün evlerine döndüğüne beraber şahit oluruz. Memleketlerine özgürce girebildiklerine tanık oluruz diye dua ediyoruz. Bu saatte yapılan dualarımızın da kabul olmasını Rabbimden temenni ediyoruz. Hoş geldiler, şeref verdiler diyoruz. Sayın Başkanım, bizler şu anda belki Filistin'e gidemedik. Türkiye olarak hepimiz belki orada değiliz ama Halit Meşal'in burada olması, misafirleri birlikte
birlikte Filistinlileri buraya getirdi. Biraz da gönlümüz aslında oradan rahat diyebilir miyiz? Yani onlarla birlikteyiz. Tabii ki. Mesela sadece bu akşam değil. Bundan sonra da İstanbul ülkelerinin çeşitli yerlerinden parlamenterler misafirimiz olacak bu ay içinde. Onlara yaptığımız davetler var. 12 parlamenter şu anda katılabileceğini ifade ettiler İslam coğrafyasından. Yine akabinde İstanbul'umuzda, Ankara'mızda olan Arap temsilcilerimiz davet edildi. Onlardan davetlerimize icabet eden olacak. Aynı zamanda dün akşam öğrencilerimiz buraya iştirak ettiler. Otobüslerle gelmek isteyenleri getiriyoruz. Hem bu Kudüs temalı alanı gezdiriyoruz hem de onlarla iftar edip aslında kardeşliğimizin pekişmesine vesile oluyoruz. Birçokları burada okuduğu için Türkçeyi gayet iyi biliyorlar. Daha iyi anlaşabiliyoruz. Bize Filistin'i daha güzel anlatabiliyorlar. Kudüs'ü çok daha güzel tarif yapabiliyorlar. Burada gidip görmeyenler için de onlar bize tercümanlık yapıyor. Dolayısıyla o birlik ruhu burada daha da pekişiyor. Sultan Gazi böyle bir ev sahipliği için gerçekten son derece mutlu. Şahsım ve halkım, biz de bu millete müteşekkiriz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın açtığı bu kapı çok önemli. Yeni Kapı'da verdiği o gür ses çok önemli. Yine İslam İşbirliği Teşkilatı'nda alınan kararlar çok önemli. İnşallah İslam Birliği uyanışına vesile olur. Bizler de bir nebze katkı sağlıyorsak ne mutlu bize diyoruz. Son sorun şu olacak. Evet, Filistin'de şehitler oldu, gaziler var. Ülkemizde de şehitlerimiz oldu bu vatanımız için, ezanımız için. Gazilerimiz oldu. Onlar da bu akşam burada. Bu çok anlamlı oldu. Evet, çok doğru söylediniz. Aslında bu akşam bir il daveti yapmadık. Özellikle şehit ailelerimiz ve gazilerimizi bu akşama davet ettik. Onun dışında da yine ilimizde bu davaya hizmet eden, gerçekten memleketi için, milleti için çalışan diğer insanları da bir araya getirdik. Buradaki vatandaşlarımızın yoğun gayretleri var. Okullarında kurdukları derneklerle vesaireyle Filistin'e destek veriyorlar. O dernekler hepsi bu akşam burada. Aslında bir nevi Filistin sevdalıları diyebiliriz. Aynı zamanda şehit ailelerimiz ve gazilerimiz burada. Güney Kore'den artık çok az var. Epey yaşlandılar. Bir iki arkadaşımız ama gelemediler. Abimiz. Şimdi Kıbrıs gazilerimizin çoğunluğu burada. Böylesine mutlu bir tabloyu birlikte paylaşarak bu güzel iftar sofrasında buluştuk. Allah Filistin'deki ve İslam coğrafyasındaki mazlumların hepsinin sofralarını bu kadar güzel eylesin. Aynı iftar zevkini onlara da nasip etsin diyorum. Evet Sayın Başkanım, ben de size bir gazeteci için önemlidir tabii ki. Böylesine güzel ve mükemmel bir insanı ve o insanları temsil eden bir liderle röportaj yapma imkanımız oldu. Size de bu akşam için bizi davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. İyi iftarlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.